Bugün ayın 5'i değil mi? 5 Ekim. Evet. Bugün 5 Ekim 2023 Perşembe günü diye düşünüyorum. Evet. Tabii. Yıllık izinde olunca insan gün kavramını kaybediyor. Evet ya, gerçekten. Şimdi böyle çok uzun zamandır istediğimiz bir yere doğru gidiyoruz. 3 günlüğüne, yani çok uzun bir süreliğine değil ama Paris'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Paris'te ilk kruvasanın yorumun ne aşkım? Güzel, hoş. Edeka'dan farklı mı? Ya tabii ki. Almanlar da bu bakery işlerini iyi ama güzelmiş gerçekten. Şimdi sıra bende. Güzel. Evet, şimdi tekrardan bir elimi yüzümüzü toparladık ama gerçekten çok yorgunum. İntertransportumu giydi, çok şık oldu. İşte şimdi Eiffel Kulesi'ne doğru gideceğiz. Yanlışlıkla bir durak ileri gitmişiz, o yüzden şimdi diğer tarafa geçtik ve yeniden tekrar tren bekliyoruz. Bekliyoruz gerçekten. Biletlerimizi aldık. Tanık olduk ya. Şimdi biz aslında başka bir ana bir sıra var. Orada beklerken bir baktık, insanlar böyle arkaya doğru koşuyorlar falan, böyle o sıranın sonundakiler. Hemen dedik ya hadi koşalım. Orada kesin başka bir tane daha sıra var ve gittik. Öbür tarafta 2 saat bekleme süresi diyordu. Burada bence yarım saat falan bekledik şu an. Belki daha biraz. Belki daha da az bekledik ve hemen diyecek. Test diyor. Doğu ofisinden aldık. Doğu ofisi olabilir ve şimdi en sona kadar gitmedik. Asansörle çıkmalı tur aldık. İnşallah tabii güneş batacak. Oraya yetişebilseydik iyiydi. Şimdi bir saatlik bekleme süresi gösteriyor asansörü yukarı çıkmak için. Bir erişkin için 28 euro 30 cent şu anki fiyatlar. Yani erişkin de 24 yaş üzeri olarak zaten kimliğinizi yanınızda getirmenizi istiyor. Yani 24 yaş altındaysanız eğer daha uygun fiyatlı o biletinizi alıyorsunuz. Çok yüksek yer gerçekten. Gerçekten ama çok güzel bir manzara var. Bayağı gün basınca. Çok güzelmiş. Beklediğimden gerçekten çok iyi. Hayatımda ilk kez böyle şampanya içiyorum. Bunu hep İlke söylüyordu ve çok duyuyorum, bu şampanyanın tadı çok güzelmiş diye. İlk kez böyle Paris'te Eiffel Kulesi'nin tepesinde içtik gerçekten. Artık bu şampanyanın anlamı bizim için daha farklı. Bu bardaklarımızı mutlaka saklayacağız. Çok güzel ben bir ben cebime attım bile. Mantıklı. Ben de birazdan tam bitirince sana bardağımı veririm. İç içe koyarız. Evet. Biraz önce şeyi konuşuyorduk yani. Hayal edemezdik yani. 2-3 sene önce öğrenciyken falan. Evet. Çok güzel bir yermiş ama bir de saat olarak yani tesadüfen tam da güneşin batışını yakaladık. Evet ve ben burada hiç bilmiyordum böyle bir şampanya satıldığını ve Moet satılıyor yani doğru telaffuz ediyorsam. Havyer falan da satılıyormuş da tabii yani bizim çok bir daha önce tatmadım yani havyer denemedim. Ama çok güzel böyle şampanya eşliğinde burada günü batırmak, bu manzara eşliğinde sevdiğimle, kocamla. Seveceksin. Evet, çok seviyorum yani gerçekten. Çok minnettarım yani başardıklarımıza. Burada da evet aslında bu noktada da şekilde kutlamış oluyoruz. Biz hep şey diye söylüyordum ben hani. Denkliğimizi, aprobasyonumuzu işte Moet alarak kutlayalım. Şampanyayla kutlayalım diye. Aslında ikimizin de denkliği geldi. Ben sadece şeyi bekliyorum. Bu adli sicil belgesini bekliyorum. Bu şu an işlemde zaten yani. Onun haricinde benim de sonuçlandı. Benimki geldi. Ülker'inki gelmişti zaten denkliği. O yüzden yani aslında bu noktada
böyle mesela bir denk de kutlamış oluyoruz Eyfel'in tepesinde. Gerçekten mükemmel bir ortam var. Bunu hiç hayal edemezdik, planlayamazdık yani. Hiç biletimiz olmadan, hiçbir şey olmadan. Çok mutluyum. Yani bu bütün gezilerimiz arasında en unutulmayacak olan oldu gerçekten. Eyfel'in tepesinde gün batımında şampanya içmek. Başlangıçlarımız. Sanırım bu Bordeaux şarabımız. Evet, önce bir profiterol ve krem brûlée sipariş ettik. Evet, şu an saat 11.30. Biz yeni çıktık. Ve çok lezzetliydi. Yani antrikot gerçekten çok lezzetliydi. Biz toplam olarak hesabı 98 euro ödedik ama bunun içinde iki kadeh şarap, bir büyük boy su, salatası, işte iki tane tatlı ve yemek de ikişer tabak aslında. Evet, yemek de ikişer tabak. Hepsini bitirdik. Yani o yüzden bence çok değen bir hesaptı ve benim gerçekten takviye ediyorlar ya bitirince, evet. Evet. Yani ki çok komik, İlter şey diyordu, işte buraya gelmeden önce sırada beklerken ya diyordu ki bu kadar sıra beklemeye, bu kadar güzel olamaz hani. Bu kadar sıra beklemeye hiçbir şey değmez ama son değil yorumunu yok. Alalım. Kesinlikle değiyor ya. Gerçekten değiyor. Ay ben şimdi üşüdüm. Kendinize iyi bakın. Bu ilk günkü yani yarım günlük bir videoydu. Bence yarım günde çok şey sığdırdık. Umarım sizin için de faydalı, eğlenceli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın Disneyland'deyiz.